Bugün günlerden Gelincik Mahallesi. Vatandaşlara mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Seçimle ilgili neler söyleyecekler sizlerle paylaşıyoruz. Oy kullanacağım. İyi olmalı ya Türkiye. Ekonomi falan düşmesi lazım. Ekonomi. Depremzedeleri gördükçe bir şey diyemiyorum. Diğer partililer arasındaki beraber oldukları kişilere bir şey diyemiyorum. Kafama hiçbiri de yatmıyor bence. İlk kafadan gelene kadar verdikleri vaatleri sonuna kadar getirmeleri lazım. Aynaya bakıp da ben böyle demiştim, niye böyle diyorum dememeleri lazım. Benim kanaatim. İnternetten az evvel dedi ki adam konuşuyor. İki gün komşumun diyor, bağırtısını diyor, dinledim diyor mesela yani. Ne diyebilirim şimdi? Bir can var orada yani. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum ben. Vallahi ne diyelim? Yani her zaman Tayyip diyoruz. İnşallah hayırlısı olur ya vatanı millete. Millet değer bilen yok, kıymet bilen yok. Yani bu adam daha ne yapsın ya? Ne yapacak bu adam daha? Nasıl söyleyeyim? Namkörlük çok. Yola devam aynı. Tayyip Erdoğan diyoruz. Al ondan iyisin. Her konuda iyiyim ben. Her konuda iyiyim. CHP'nin zamanında hastanenin önünde kalıyorduk. İlaç burada bekliyorduk saatlerce. Şimdi git diyor da fiyat listede git diyor da aradığın şeyi buluyorsun. Her şey var. Her şey var bak burada. Ben ondan iyisi, yaşım 82. Ondan iyisi görmedim. 6 ayda kaç kere hükümet kuruldum. 2 ay gidiyor, 3 ay gidiyor. Ondan sonra ne olacak? Seçim, seçim. Bir seçim kaç para mal oluyor? CHP, PKK. Askere kurşun çeken adamın. Hocaya vuran adamın. Talebe vuran adamın. Daha bir apayı çıkacaklar. Var mı apayı çıkartmak? Ya düşüncemiz şu an üzücü. Şu konudan üzücü. CHP'nin HDP düşünceleri bizi üzüyor gençler olarak. Hani umutluyduk ama şu an bütün düşüncelerimiz değişti. Çünkü HDP konusu bizim hassas konumuz. Tabii ki de engel olacağız. Bu yüzden yani bu konuda kalbimiz kırık. Yani bizim düşüncemiz yani bu yolda gidilirse zaten seçimleri tekrar AK Parti kazanacak. Çünkü böyle olması gerekiyor. HDP yanında duran bir partinin kazanabileceğini ben düşünmüyorum. Yani düşünemeyecektim AK Parti. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin derim. Her şey çok güzel değil. Kararsız seçmen. Beni tatmin etmiyor ikisi de. Yani şeyim belli, partim belli ama şeyim Cumhurbaşkanı adayım belli değil. Kararı hala veremedim, bilmiyorum. Onun için Allah sonumuzu hayır etsin söyledim. Seçim gelsin, AK Parti'yi yıkacak. CHP memlekete dürüstlük gelecek. Dürüstlük yok. Her yerde vurgu var. Vurgun olmayan yer yok. Vallahi hak eden bulsun yerini canım. Vallahi şimdi çoğunları diyor ki CHP, AK Parti gider diye. Ben de aynısını söylüyorum. Vallahi abi milletin hali perişan. Ben mesela evim kira değil ama 3 tane çocuğum var. Misal örnek vereyim sana. Ben mesela bir pazara gittiğim zaman, bir markete gittiğim zaman 1000 liradan aşağı bir şey yapamıyorum. Mesela şimdi ben alıyorum 6,5 lira. Şimdi ben 14 yıldan beri emekliyim. Yeni yapılanlara 7,5 yaptı. Ben daha halen 6,5'da duyuyorum. Ama bunları bir şeyler yapması lazım var. Ama onu da 5 sene sonra hadi güle ona da güle güle. Bir kere denemek lazım. Ülkede enflasyon tabi almış başını gidiyor. Suriye'deki olaylar biraz karışık. Ama ben buna rağmen seçimin ortada olduğunu görüyorum yani. Öyle bir AK Parti'den mesela bir kopuş göremiyorum yani. Enflasyon yüksek olmasına rağmen. İnsanların çoğu yani kararsız olduğunu görüyorum. Valla Millet İttifakı'nda HDP olayı biraz bu muhafazakar kesimi aklını bulandırıyor yani. Hatta İYİ Parti tabandan özellikle HDP'ye büyük bir tepki var. Hani bu Yavuz Ağır Alioğlu'nun tepkisinde haklı bulanlar var. Onun için yani İYİ Parti yani Millet İttifakı bazında İYİ Parti'nin tabanından biraz yani fire vereceğini düşünüyorum ben. HDP'nin yani Millet İttifakı'yla seçimi kaybedeceğini de düşünüyorum. Ama HDP olmasaydı yani HDP Millet İttifakı'na dahil olmasaydı büyük bir ihtimalle bana göre bu seçimi Millet İttifakı alırdı yani. Ama şimdi Tayyip Erdoğan bu seçimi çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum yani HDP'den dolayı. Şimdi gözler nizam var görüyorsunuz yani yapılan hizmetleri görüyorsunuz. Bugün PKK'ya destek veren bir kişiye, sizlere basan bir kişiye ben nasıl oy verebilirim? Tabii ki reis ölümüne. Abi adamın hizmetini görüyoruz. Bugün atıyorum benim annem dul bir kadın. Yani babam emekli bir insan değildi. Çiftçi bir insandı. Öyle olduğu halde anneme dul maaşı bağlanıyor. Devlet desteği var, ayetten destek veriyor. Emekli nasıl ikramiye alıyorsa 2000 TL, şu an 2000 TL yükseldi yanılmıyorsam. Doğru mudur? 2000 TL bunu annem de yararlanıyor şimdi. Ben nasıl bağlanma şimdi nakli yapabilirim? Ekonomik durum hiç iyi değil. İnşallah iyi olur. Halkımıza güveniyoruz. Biz birlik olup başaracağız inşallah. Yani çocuklarımız işsiz. Yurt dışına gittiler işsiz olduğu için. Benim oğlum yurt dışında mesela. Yurt dışına gitti. Burada dursaydı yani bir fabrikalar yapılsın. Bir gelişme olur inşallah. Halk yaparsa halk yapar. Oyumuzu kullanacağız. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Ne diyelim? Benim çocuğumu işe alacağız dediler. Almadılar. Her gün işe partiler. Valla AK Parti alacak bu gidişler. Kendi kendine ellerini sundular. AK Parti'ye ellerini sundular. Bir kere yıkılsa iyi olurdu. Bu millete bu kadar şey iyi değil. Ben de bir yerde hata yaptım der. İnşallah da aklı başına gelir de. Millet
Bak benim yer, kaç tane yerim var, ekemiyorum. Niye ektim? Mazotu, 2 milyarlık mazot gider. 10 milyardan gübre 15 milyar. Ben ne alacağım buradan? Aa, 30 dönüm yerim benim boş duruyor. Gelsin eksin de. Mevcut durumdan memnun değilim. Adaletten memnun değilim. Ekonomik sıkıntılardan memnun değilim. Hükümetten de memnun değilim. Hükümet değişmeli ilk önce. İlk başta hükümet değişmeli. Ondan sonra hukuk sistemi eski sisteme dönülmeli. Parlamenter sisteme tekrar yeniden geçilmeli. AK Parti kazanır diye düşünüyorum. Çalışıyor, hizmet veriyor. Yani biz memnunuz, seviyoruz, arkasındayız sonuna kadar. Şu anki durum, vallahi şu anki durum Tayyip'le alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kendi içimizde arayalım bu şeyi bence. Fırsatçılık var, kendi içimizde hainler var. Yani bunu Tayyip'in yapabileceği bir şey yok yani. AK Parti kazanır diyorum. Ya baksana etkiyle çok gol, 5-6 kişi oldular yani onlar dikiş tutmayacağı belli. Biri bir yanına çeker, biri bir yanına çeker. Hayat pahalılığı var ama hayat pahalılığı burada değil ki, hep dünyada var yani. Baksana alım gücü düştü, her şey düştü. Şimdi işçiler biraz zorlanacak yani, zor alır yani. Böyle olmasaydı belki bir umut vardı ama zor. Ben yine de diyorum yani CHP kazanır. Zor bir seçim olacak gibi geliyor bana.